Doğru de. ama şöyle Ahmet. Sizler... bu arada Gazze'de bir yangın varmış. Bakabilir miyiz Bir görelim bir Gazze'yi. Bombardımanın neden olduğu bir yangın herhalde. Ormanlık alana düşmüş şey. Aa bir, bir de bayağı korkunç bir yangın yani bayağı Oo. Yani bayağı hara şeyli. Bir ormanlık alan galiba burası. Şimdi bu başka yerlere... Ha, biraz bir kameranın sorarsan. yakını galiba. Yani Netanyahu Araplarla, şunlarla, bunlarla değil. Netanyahu eğer dini kitabına göre hareket ediyorsak ya da kendi toplumu için... ...elindeki mevcut referanstaki dini kitabının düşman ilan ettiği tek kavim var. O da Filistinliler. Bu dinler savaşı değil, bir... Millet Savaşı gibi düşün. Ama oraya çevirmeye çalışıyor. E tabi öyle bir yorum yapıyor. <laughs> ya, Benim ya, için o Haması eşitle eli e, eşitlediği gün zaten bunun işaretlerini vermişti. Hayır, ben de Olayı ki, buraya çevirecek zaten. Ya kardeş hayır sen şimdi ne diyorsun Haması eşitle şey yapıyorsun. Eşitin neyle suçluyorsun ya da Haması işte bunlar cihadist, Dur. Dur. bunlar cihat yapıyorlar. Radikal. Cennete evet. gidecekler. Bilmem huri rüyası görüyorlar. Bilmem ne falan. Senin ne tamam, farkın var? Böyle eleştiriyorsun. Güzel tamam eleştir. Senin yaptığın ne ya? İşte Farkı şey yok ki aynı. <laughs> Senin ne yaptığın Daha beter. Evet. Daha beter. Hatta sen evet. De, e, daha beter. Hayvanları bile katmışsın ya evet, katliamın evet. içine. Yani inanılmaz da da kend, yani. Kendi paşizmini dine diyor. sosluyor. Ya, evet yani. Aynı şey yapıyor. Hay, dünyada hani Müslümanlar diyorlar ki ya bu... Yani hangi Müslüman işidin yaptıklarını savunuyor yani, Türk dünyada? Yok, yok. Hepimiz lanetlemiyor muyuz Kesinlikle. ya? Bunlar sapık diyoruz. En büyük ne zararı İslam'a ve <laughs> İslam barış dini diniyor. Diyoruz. Yani. Tabii canım. Ya şuna bir laf eden var mı ya dünyada? Hani bırak e, Yahudisi, Hristiyanı, Amerikalısı, üniversitelisi, seküleri. Ya Netanyahu sen ne yapıyorsun ya? Sen niye kutsal kitabından katliam çıkartıyorsun diyen bir tane kişiye rastlamadım ya. Bu da ayrı bir şey, ayıp yani. Ama şu an elindeki belge o kitabı onu öyle çıkar Ama itiraz evet. eden itiraz Ama eden siyonist olmadığı şey, içinde gösteriyor gösteriyor için de karşılar bir itirazda gelmediği için kendi referansını geliştirterek devam ettiriyor bu arada. Hem Tel Aviv'de hem Amerika'da siyonist olmayan Yahudiler ya tepki gösteriyor. Onlar başımızın üstünde. Onun onu da diyor, haklarını savunuyor. teslim etmek. Ya ben de. her zaman savunuyorum. Ben... Şunu söylemeye çalışıyorum. Ee, ya biz Filistin İsrail meselesini konuşurken dini argümanlarla konuşmamalıyız. İnsani. Yani biz Birleşmiş Milletler kararlarından bahsetmeliyiz, terörden bahsetmeliyiz, sivil ölümlerinden bahsetmeliyiz, işgalden bahsetmeliyiz. Ama kendisi bu, sebep oluyor. Bu terimlerle konuşmalıyız. Şimdi sen Hamas'ı İslami terimlerle konuşmakla suçluyorsun, cihat mihat diyorsun. Adam resmen Tevrat'tan ayetlerle Filistin'i dümdüz edeceğini, ettiğini söylüyor ve bununla gurur duyuyor. Bir tane kişi de ya senin bu yaptığın dini terörizmdir. Sen tam bir din teröristisin demiyor. Benim Aynen. dikkatimi o çekiyor. Evet, yani. Çünkü çoğu Tevrat okumaz. Kimse Tevrat okumaz. Ama adam söylüyor zaten. Söylüyor Tevrat yani. öyle diyor diyor. Aynen, Tevrat'ı okumaması gerekiyor önemi yok. Söylüyor, Bak, referans, referans dünyalar, gösteriyor Aga Bey. Meraklısı Google'dan Tevrat, Samuel 6, 7, 8. bölümleri açsın bulsunlar okusunlar. Gidip kitapçıya Kana, Tevrat almaya Tevrat gerek Tevrat yok. Tevrat'ı çok okuduğundan değil, işine geldiği için kendi katliamlarına referans göstermek hayır, için yapıyor. bu dediğim öyle. bölümleri insanlar açıp okusa... Şaşırırlar, şok olurlar. Ya Tevratta her şey yazar. Ben ona bakmam. Ben şuna bakarım. ne İsrail'in başbakanı Tevratta yazan herhangi bir ayeti yaptığı katliama delil olarak koyuyorsa ona bakarım ben. Abi ben on emirler, emirler altıncısı ne? Öldürmeyeceksin. Altıncısı öldürmeyeceksin ya, diyor ya bu. Onu ne yapacağız? O tartışmalı. Öldürmeyeceksin. Nasıl? Istersen. Öyle abi. Tabii yok. Altıncı madde öldürmeyeceksin. Başka edeceksin. bir açıdan İnsanı yaklaşabilir mi? Estağfurullah. Ahmet Bey. Bu yangın neden çıkmış olabilir? Atılan mühimmattan çıkmış olabilir. Bir daha söyleyin anlamadım. Atılan mühimmattan çıkmış olabilir. Peki bu şeyi mi hedefliyor? Ee, yani yanlışlıkla ormanlık alana ağaçlık alana düşüyor ve orada yanıyor orası. Orada yanlışlık olduğunu zannetmiyorum Ahmet Bey. Yani mütemadiyen her yer atıyorlar. Ne yapacak abi orayı yakıp? Ya yani bir şekilde e, uğraşıyor biliyorsunuz. Topografiyasıyla da uğraşıyor. Neden ile uğraşmasın ki? Bilerek mi yani yapar? Ya yani bi bilerek mi? Emin değilim ama bir şekilde orada insanlara acımayan ormanların neden acısın ki? Hayır bir de şöyle bir şey çıkardığı dumanın insanlar üzerindeki, gazeler üzerindeki etkisini de düşünelim. Üstad... Hangi dumanın? Duman da yanıyor. Onun bir dumanı var. Şimdi hayır bu yerleşim yerlerine de sıçrayabilir. Gazze dediğinler şöyle 41 yani, kilometre uzunluğunda. Yani kilometre Netanyahu artık Neron yer. mu oluyor? Gazze'yi yakıyor mu yani? O mu? Yani. Bu arada değiştirildiği iddiasının da doğru olduğu açıklanıyor bence. Çünkü hiçbir şekilde Allah kadın, çoluk, çocuk öldür git hepsini öldür demez. Ben yani, i̇zin verirseniz edildi. bir başka bakış açısı... Gibi. Şey Abi edildi. yangını konuşuyorduk. Teştürüdü. Sen tabii kafan sürekli... O... <laughs> Samuel... Evet çünkü ben Tevrat okudum. Heh. Siz okumadınız. Şimdi ben de izin Çok verirseniz e, Hakan Bey'in tarafa döneceğim. E, ve e, Yaşaya... Yine yine e, eski ahitten... E, bir şey okuyacağım. 14 e, ve 18 okuyacağım. Herkes kovalanan ceylan gibi çobansız koyunlar gibi halkına dönecek, ülkesine kaçacak, yakalananın bedeni, bedeni delik deşik edilecek, ele geçen kılıçtan geçirilecek, yavruları gözleri önünde parçalanacak, evleri yağmalanacak, kadınların ırzına geçirecek. 17, 17. Bu çok önemli. Gümüşe değer vermeyen, altını sevmeyen metler onlara karşı harekete geçireceğim oklarıyla gençleri parçalayacak, bebeklere acımayacak, çocukları esirgemeyecekler. Şimdi metleri niye okudum? Avancılıkların metlere neden destek verdiğini. Bugün metlerin takipçisi olduğunu, devamı olduğunu söyleyenler kimler? YPG PKK terör örgütü. Peki bu arada şöyle bir durum var. Bir arkadaşım bir arkadaşım Taşkın Koçak ee, mesaj atmış diyor ki bu Netanyahu hani İncil'de barışın da savaşın da bir zamanı vardır deniliyor meselesini olay şudur diye anlatıyor. Diyor ki İncil'deki her şeyin bir zamanı göklerin altında her işin bir saati vardır teması eski ahitte yer alan vaiz kitabında bulunur. Bu bölümde hayatta her şeyin bir zamanı olduğu ve her şeyin bir döngüsü olduğu belirtilir. İşte bu pasajın bazı kısımları doğmanın ve ölmenin zamanı dikmenin ve söküp atmanın zamanı öldürmenin ve iyileştirmenin zamanı yıkmanın ve yapmanın zamanı ağlamanın ve gülmenin zamanı yas tutmanın ve oynamanın zamanı savaşmanın ve barışmanın zamanı. Bu pasaj hayatın doğal döngüsü içerisinde her şeyin bir zamanı ve yörü olduğunu ifade eder. Her şeyin bir başlangıcı ve bir sonu, bir amacı ve bir sonucu vardır. Bu evrensel bir denge ve düzenin var olduğu anlamına gelir. Eğer Netanyahu bugün savaşın zamanı şeklinde bir yorumda bulunarak eğer bu pasajı referans alıyorsa bu mevcut durumun savaş veya askeri müdahaleyi zorunlu kıldığına dair bir vurgu yapmayı amaçlamaktadır. Bu yolun politik ve stratejik pozisyonunu güçlendirmek için Hristiyanların, Hristiyan topluluğunun dini hassasiyetlerini harekete geçirerek kendisine destek oluşturmak ve belirli bir eylemi haklı çıkarmak için yapılmıştır. Tabii, çok güzel Sizin söylediğinizde de örtüşüyor. Benim dediğimi güzel bir şekilde çok, açmış. Evet. İşte bu, Taşkın Koç'a çok teşekkür ediyorum. Çok Gayet, güzel yorumlamış. Üçüncü vaizde geçen bir bölüm ama özellikle İncil'den seçmesi tamamen Amerika'ya ve Hristiyanlara tabii, tabii yönelik ya, bir şey. Ya, Batı dünyasına tabii. mesaj veriyor. Tabii. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın Mitingdeki bir lafı çok enteresandı ve doğruydu. Dedi ki: "Batı sana borçlu olabilir." dedi İsrail'e hitap evet. ederken. Bak çok enteresan bir te temastı bu. Türkiye'nin borcu yoktur. Türkiye'nin borcu ne demek yok istiyor? Sana dedi. Şunu demek istedi. Şimdi abi Almanlar harbi kamplarda 6 milyon Yahudi'yi acımasızca öldürmüşler. Almanya bugün her yönüyle borçludur İsrail'e. Hiç kılını kıpırdatamaz. Ne olsa ben varım der. Suçlu ya adam uluslararası her ortamda e, katliamcı olarak nitelendi. Almanların tek utandığı konu bu. Şimdi Almanya'nın durumu bu. İspanya'ya git 1400-1500'lerde büyük Yahudi katliamı yaptılar. Yahudiler İspanya'yı canıraş terk etti. Gerçi İspanyollara Eşkenaz Yahudiler hayrandır. Ne, ne sebeple hayranlar onu da bilmiyorum. Katliam yaptılar ama... İspanya da borçudur normalde Yahudi. Biz aldık onları. E buraya da geldi evet. Başka yerlere de gittiler. Tabii. İkinci Bayezid, İstanbul'a, Selanik'e, İzmir'e de Tabii. aldı Yahudileri. Şimdi diyorum ki enteresan olan şu. Yani Batı'nın hakikaten birçok ülkesinin Ta Ta Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim tarihimizde bir Yahudi katliamı yok. Evet, Yahudilere yok. yaptığımız bir kötülük olmadığı gibi tam tersi iyilik var. Tam tersi. Yani. Yahudiler için Dolayısıyla açılmış bizim Bizim İsrail'e borcumuz yok derken bunu kastetiyor. Onu, onun için önemli bir cümle dedi. Ama şura, Değindiği o nokta önemliydi. Batı'ya verdiği mesaj önemliydi. Niye? Gerçekten Batı'daki en kilit devletlerin, bak Amerika saydım, Almanya, İspanya, İngiltere, Hollanda, hepsinin Musevi tarihiyle ilgili ayıbı vardır. Bak ayıbı diyorum. Hakan abi Borçlu sadece, sadece Almanların katliamı değil aynı zamanda Almanlar katlederken Yahudileri diğerlerin hepsi seyrettiler. Müdahale etmediler. Ve bittikten sonra faturayı Almanlara kestiler. Filistin üzerinden de onlara bir devlet verip ellerini yıkayıp çıktılar. Seyretme, seyrettiler engel olmak için bir çaba göstermedi. Ama bizim tarihimizde hem 1500'de hem o Hitler'in katliamı sırasında bizim Türk diplomatların Yahudileri kurtarmak için gösterdikleri çaba, onlara pasaport çıkarmaları, biz sizi hiçbir zaman katletmedik, tam tersine barış elimizi uzattık, kurtardık. O nedenle onlar size borçlu, katliamları yüzünden borçlu diye bu tarihi gerçeği hatırlatmış oldu. O e, enteresan bir tespit Tabii. Yani abi benim hoşuma gitti. Ve tarihi bir gerçekte çok, örtüşen bir. Çok tespit. doğru. Yani bu lafı biri kim edecek diye merak ediyordum. Hakikaten tam mercinden abi geldi. Abi Rusya'yı de dinlemiyor He? ya İkinci... İkinci Dünya Savaşı'nda Joseph onları itten aldı, hitlerden kurtardı. Rusya'yı da dinlemiyor. Peki bir dakika. Hmm. Dinlemiyorlar. A Onur Sane diyor mi? ki Abdullah yani, Ağar diyor, bu yangının sebebini öğrenmiş diyor. Ben niye yanımdaki Abdullah Ağar'la ilgili bilgiyi ta yukarıdaki Onur'dan alıyorum abi? Ama size de attım. Siz görmediniz. Ben de. görmedim. <laughs> Bence ayrı bir kanal oluştu. Çok iyi diyor evet, abi bu. Evet abi Bu çok iyi diyor. Yani. Kulağıma diyor ya adam yanımda <laughs> ta yukarıdan onu. <laughs> Nedir yangının sebebi? Şimdi e, orada göre yapan e, gazeteci arkadaşlardan bir tanesi attı. Fedakar arkadaşlarımızdan bir tanesi. E, gazetecilerin durduğu yer arasında Gazze arasındaki ormanlık alanmış. Orada e, sızmalara karşı İsrail ordusu Dönen dönem oraya ateş açıyormuş. E, e, Hamas sızmasın falan diye. Şimdi e, yani yeri kabaca Gazze ile gazetecilerin durduğu Sedarat arasındaki ormanlık alan. Çok teşekkürler. Yaktılar arkadaşlar. temizlediler. Yani öyle güzel artık sızmalara karşı bir önlem olmuş olacak öyle mi? Ya yani ormanlık alana kendilerine kamufle ediyorlarmış? Ya yani şimdi ormanlık alan Sızmalar. sızma açısından e, hani o elverişli koşulları sunar. Onlar da ne yaparlar? Orayı ateş altına alırlar. Şimdi ama yani onun için mi yaktılar? Hayır bence yani kullanılan bir mühimmat muhtemelen orada bir yangına sebebiyet verdi. Çünkü her mühimmatın yakma özelliği var. Yani yangın yangın başlatma özelliği var. Bir de mevsim itibariyle zaten. Yani insanlar, hele, ki, hele ki bir de izli mermi falan kullanmışlarsa fosforlu mermi falan kullandılarsa onlar çok daha yani rahat yakar. Yani şimdi binaları vuruyorlar insanları katlediyorlar. Hastaneleri vuruyorlar. Okulları vuruyorlar. Kiliseleri vuruyorlar. Camileri vuruyorlar. Yetmiyor. Bir de ormanları yakıyorlar. Artık bahçet sınır. Bir kısa var. ara verelim tekrar. Devam edelim.